Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam radyomuzun muhterem dinleyenleri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, lütfu keremi daima üzerinize olsun efendim. Mahmut Sami Ramazanoğlu üstadımızdan okumalar programında merhum üstadın Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh isimli eserinden yine okumaya devam etmiş olacağız bugünkü programımızda. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimizin irtihali yani dünyadan öte aleme yolculuğu. Hazreti Ebu Bekir Müslümanların riyasetinde pek kısa bir müddet bulunduğu halde pek büyük işler görmeye muvaffak olmuştur. İki senelik bir hilafetinde allah Teala o aziz sahabiye, o güzel kuluna çok büyük işleri başarmayı lütfeylediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin irtihaliyle en vahim buhranla karşılaşmıştı. Riyaseti İslamiye'yi Müslümanlığın sevk ve idaresini derhut edince büyük bir metanet, kat'i bir azim ve irade ile her gaileyi sıkıntıyı, problemi bertaraf etti. Müslümanlığı o müthiş tehlikeden kurtardıktan sonra Müslümanlık nurunun harici sirayetine mani olan İran ve Bizans ehli İslam arasındaki Hristiyan Arapları tesir ettikten sonra doğrudan doğruya İran ve Bizansla karşılaştı. İslam fütühatının temellerini kurdu ve bu suretle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında olduğu gibi irtihalinden sonra da vazifesini derin bir aşkla ifa ederek muvaffak oldu. Huzur ve itminan ile dünyadan ukbaya irtihal etti. Hicretin 13. yılının cemaziyel ahir ayında hastalandı. Hazreti Ebu Bekir'in sıhhatini en çok sarsan şey, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in iftirakıydı, yani ondan ayrılmaktı. Esasen bedenen nahif olmakla irtihali nebeviden sonra da erimeye başlamıştı. Hastalığı tezahür edince, artınca imamet vazifesini Hazreti Ömer'e bırakmıştı. Bununla da Hazreti Ömer'in riyasete geçmesine taraftar olduğunu göstermiştir. İrtihalinden evvel riyaset meselesinin hallini istemiş, ve bunun için ashabı istişare etmişti. Hazreti Abdurrahman İbni Avf'ı çağırtmış. Ömer hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş. Abdurrahman İbni Avf da bir şey sormuyorsun ki onu benden iyi bilmiş olmayasın diye cevap vermiş. Velev ki öyle olsun düşündüğünü söyle ey Abdurrahman dediğinde Abdurrahman İbni Avf Ömer kendi hakkındaki kanaatından daha iyidir demiş. Sonra Hazreti Osman'ı çağırmış Ebu Bekir Efendimiz. Ömer hakkında ne dersin diye sormuştu. Cevaben sen onu hepimizden iyi bilirsin. Denildiğinde sen yine bildiğini söyle demiş Ebu Bekir Sıddık. Ömer'in içi dışından iyidir. İçimizde onun nazili yoktur cevabını vermiş Hazreti Osman. Gerçekten Hazreti Osman Efendimizin Hazreti Ömer hakkındaki şu kanatı da çok önemli bir kanaat. Sahabenin birbirini tanımaları, birbir hakkındaki bu gerçekten teşhisleri ne kadar önemli. Buyuruyor ki Hazreti Osman, Hazreti Ömer hakkında onun diyor içi dışından daha iyidir. Dışı iyidir ama içi çok daha iyidir. Ebu Bekir Sıddık daha sonra Said bin Zeyd ve Üseyid bin Hudayr'ı çağırttı. Üseyid bin Hudayr da şu sözleri söyledi. Senden sonra ondan daha iyisi olmaz. Ömer, hoşnut olacak şeylerden hoşnut olur, hoşnut olunmayacak şeyden de hoşnut olmaz. Bu işe ondan daha münasip bir kimse yoktur. Daha sonra da Ensar ve Muhacirin'in birçoğu ile istişare eyledi, hepsi de Hazreti Ömer'in riyasetini tensip ettiler. Hazreti Talha, Hazreti Ömer hakkındaki rivayeti işitince, Hazreti Ebu yanına geldi ve ona Cenab-ı Hak sana Ömer'i niçin intihab ettin diye sorarsa ne cevap vereceksin? Onun bize gösterdiği şiddeti görmüyor musun dedi. Demek ki burada Hazreti Ömer radıyallahu anefendimize karşı tavrı olan sadece Hazreti Talha var. Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu an yatağında yatıyordu. Bu sözleri duyunca beni oturtun dedi oturttular ve Talha'ya şu cevabı verdi. Siz Zat-ı Kibriya'nın namına dayanarak beni korkutmak mı istiyorsunuz? Sizin işinizde zerre kadar zulmetmiş olan haybet ve hüsrana düşer olsun. Ben Rabbime mülaki olduğum zaman vereceğim cevap şudur. Ya Rab, kullarının işlerini onların en hayırlısına tevdi ettim. Sen bu sözlerimi seninle beraber olanların hepsini anlat dedi. Ve Hazreti Osman'ı çağırttı, hilafet ahitnamesini yazdırdı. Hazreti Ebu Bekir'in yazdırdığı ahitname, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Abdullah bin Kuhafe'nin dünyadan çıkarken son deminin hitabında ahirete giderken ilk deminin başlangıcında kafirin imana, facirin ikana geldiği, kadebin doğru söylediği dakikadaki ahit ve vasiyetidir. Yani Hz. Ebu Bekir Efendimiz gerçekten bir ahitname yazacak, geleceğe ait bir söz yazacak ama orada bile çok temel mesajları veriyor. Buyuruyor ki, dünyadan çıkarken son deminin hitamında ama ahirete giderken de ilk demin başlangıcında orası öyle bir andır ki artık kafir imana, facir ikana gelir. Ahireti yalanlayan da onu doğrulamaya başlar. Ve ben Ömer bin Hattab'ı kendimi halef eyledim. Onun sözünü dinleyiniz. Ona itaat ediniz. Ben bununla Allah'a, peygambere, dinime, nefsime, ve size iyilik istemiş bulunuyorum. İcra'yı adalet ederse ondan beklediğim ve umduğum budur. Başka bir hat ve hareket takip ederse biliniz ki kişi ne işlerse onu kazanır. Benim bütün hedefim hayırdır. Kaybı bilemem. Zulmedenler nelere griftar olacaklarını bilirler. Ve Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bu ahitnameyi ikman ederek mühürledi, herkese okutarak umum nazarında hüsnü kabul ile karşılandı. Bunu mütakip Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'i çağırarak ona şu nasihat ve vasiyette bulunmuş. Ömer de ona göre hareket etmişti. ''Ey Ömer, ben sana bir vasiyet edeceğim. Onu iyi hıfzı Allah'ın gecede bir hakkı vardır, onu gündüz kabul etmez.'' Gündüzün de bir hakkı vardır Allah'ın, onu da gece kabul etmez. Bizim hiçbirimiz için farzı eda etmedikçe nafile yoktur. Kıyamet günü mizanlara ağır gelenlerin mizanların ağır gelmesi hep dünyada hakka ittibaları ve onun onlara ağır gelmesi sebebiyledir. Haktan başka bir şey konmayan bir mizanın da ağır gelmesi, mizanda ağır gelmesi elbette hakkıdır. Kıyamet günü mizanlara hafif gelenlerin, mizanların hafif gelmesi de dünyada batıla tabi olmalarından ve onun da onlara hafif gelmesindendir. Batıldan başka bir şey konmayan bir mizanın, bir terazinin de hafif gelmesi de elbette ki hakkıdır. Görmez misin? Allah Teala ehli cenneti en güzel amelleriyle zikretmiştir. Onun için bir kail der ki benim amelim onların ameline nerede erişecek? Onun sebebi Allah Teala onları kötü amellerinden geçmiştir de onları izhar etmez. Görmez misin ki Allah Teala ehli narı da kötü amelleriyle anmıştır. Ve bir kâil der ki ben amelce onlardan iyiyim. Onun sebebi Allah Teala onların en güzel amellerini onlara reddetmiştir. Görmez misin ey Ömer Allah Teala şiddet ayetini rıza ayetinin yanında indirmiştir ki müminler hem ümitli hem saygılı olsunlar da kendi elleriyle kendilerini tehlikeye atmasınlar. Allah'a karşı hak olmayan bir kuruntuya da kapılmasınlar. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh kendi hayatında temin ettiği ittihadı irtihalinden sonra da böylece temine muvaffak olmuştur umumi vazifeleri ifadan sonra son dakikasına ait hususi işleriyle meşgul olmuş. Hz. Ayşe'ye Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanında defnedilmesini vasiyet eylemiş. Sonra iki kat elbisesini yıkamalarını, kendisini ona tekvin etmelerini. Çünkü yaşayanların yeniye daha muhtaç olduklarını söylemiş. Şahsi servetine ait vasiyetini yazdıktan sonra da makam riyasete geldiği günden beri beytül malden alıp harc ettiği her şeyin kendi şahsi malından alınarak iade olunmasını emretmişti. Nihayet hicretin 13. yılının cemaziyel ahir ayında pazartesi gününün gecesi ruhani bir itminan içinde Hz. Ebubekir radıyallahu an irtihali darı beka demiştir Yani baki aleme yolculuğuna başlamıştır. Vefatına tarihi nola olursa azat, salındı cihane, serv ve azat beytiyle tarih düşünmüştür. Hazreti Ebu Bekir, radıyallahu anhı vasiyeti üzerine zevcesi Esma binti Umeys kast eyledi. Ömer cenaze namazını kıldırdı. Hayatta rehberi ve en aziz arkadaşı olan Resulü Müşteba sallallahu aleyhi ve selleme ölümünde de refik oldu ki bu fani cihanın hayatında Hz. Peygamber Efendimizin hayatta rehberi ve aziz arkadaşı olan Resulü Müşteba sallallahu aleyhi ve selleme ölümünde de refik oldu ki bu fani cihanın hayatında Hz. Peygamber Efendimizin Ravza-i Mutahharesine gömülmesi nail olduğu en büyük mükafattan biri olmuştur. Rivayete göre Hz. Ebu Bekir'in naaşı mübareki Ravza-i Mutahare'ye isal ve arz olunup istizan olunup da giriniz ve defnediniz sadayı tanin andazı simayı cümle ashab kiram olup hücre-i şerifeye emredildiği şekilde ithal ve defn olunup hemsayı Hazreti Fahrul Enbiya oldu. Yani rivayete göre de Hz. Ebu Bekir Sıddık Efendimizin naaşı Türbe-i Saadet'e gömülmesi için manen istizan olundu. Türbe-i Saadet'ten de giriniz, defnediniz şeklinde bir sesi oradaki bütün sahabe-i kiram işittiler ve böylece de Hz. Fahru Enbiya sallallahu aleyhi ve sellemin yanına Hz. Ebu Bekir Efendimiz defnedilmiş oldu. Hz. Ebu Bekir'in kadısı yani hakimi Hazreti Ömer bin Faruk, Hacibi, Azatlı Kölesi, Katibi Osman Zinnur'un radıyallahu anh'tır. Hilafeti iki sene dört aydır. Babası, anası, oğlu ve oğlunun oğlu hep ashab-ı keramdandı. Rıdvallahu teala aleyhim ecma'in. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz muhtelif zamanlarda evlenmiş zevceleri, oğul ve kızların isimleri de şöyledir. Zevcesi Kuteyle'den oğlu Abdullah ve kızı Esma olmuştur. Bir diğer zevcesi Ümmü Ruman'dan oğlu Abdurrahman ve kızı Ayşe olmuştur. Esma radıyallahu anh'tan ise zevcesi Esma'dansa Muhammed isimli bir oğlu olmuştur. Habibe bin Tehariceden de Ümmü Gülsüm isimli bir kızı dünyaya gelmiştir. Hazreti Ebubekir radıyallahu an efendimizin.